Dünya tarihinin en önemli kahramanlık destanlarından biri olan Büyük Zafer'in 98. yıl dönümünde Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi milletle arıyorum. Trafik kurallarına uyulduğu zaman trafik kazaları %10'a mutlaka düşecektir. Samsun Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Dursun Kavuran, Samsun'da en çok ihlal edilen 5 trafik kuralını açıkladı. Kavşaklara riayet etmemek, sinyal vermemek gibi durumlardan hemen hemen %70 kural hatasından dolayı kazalar meydana gelmekte, vatandaşlarımız ölmekteler. Haber 55 TV'ye konuşan Kavuran, Samsun'da en çok ihlal edilen trafik kuralları arasında alkollü araç kullanmak, aşırı sürat, trafik ışıklarına uymama, levhalara uymama ve cep telefonuyla araç kullanma olduğunu söyledi. Alkollü araç kullanmak, hatalı sollama, kırmızı ışık ihlali, trafik tabelalarına uymamak, emniyet kemeri takmamak, cep telefonuyla konuşmak gibi unsurlar en önde gelenleri. Şimdi bunların yanında vatandaşlarımız pandemi nedeniyle biraz daha kendilerini korumak istiyorlar. Bu nedenle de aşırı derecede özel otolar piyasada toplu taşıt araçlarından ziyade kendi araçlarıyla iş yerlerine gidip gelmek amacındalar. Trafiğe yeni girenler var. Bunların kazaya sebep oldukları durumlar var. Bunların içinde önlem alınması gerekiyorsa da her şeyden önce arabayı kullanan kişinin mutlaka trafik kurallarına uyması gerekir. Samsun'da yaşanan trafik kazalarının ise özellikle alkollü araç kullanmaktan ve aşırı süratten meydana geldiğini belirtti. Kırmızı ışık ihlalleri var. Bunların yanında alkollü araç kullanma var akşamları. Hatalı sollamalar var. Hatalı parklar en çok meydana gelen hatalı parklar, çift veya duble parklar meydana gelmekte. Özellikle yayaya çarpmama konusunda öncelik hayatın, öncelik yayanın projesi dahilinde yapılan çalışmalar Türkiye genelinde çok etkili olmuştur. Fakat bunu ihlal eden bazı vatandaşlarımız sanki ışıklı trafik kavşaklarında dahi onlara geçiş hakkı varmış gibi kullanmaları çok yanlış. Eğer ışık varsa bir kavşakta mutlaka ışığa uymaları gerekiyor. Bu ışığa uymadıkları takdirde de mutlaka kazalara sebebiyet verilmesi mümkün oluyor.